İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeniden birlikteyiz Kitaptan Aydınlığa programında Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le sohbetimize kaldığımız yerden demeyeceğim. Bugün yeni konular var, yeni sorular geliyor birçok. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Hocam bu Tevbe suresinin kitabınızda da çok yer verdiniz. Müşriklerin imar ve inşa ettikleri mabetlerde tevhid erkanı üzere ibadet yapılamayacağı buyruğu var. Oralarda yani müşriklerin hiç ibadet yapılmaz. Evet. Şimdi soru şu. Diyor ki adam müşriktir. Mütedeyyin bir inanan bir Müslüman, haberdar değildir ve gidip bu camide namaz kılmış. İbadet etmiş. Dolayısıyla bu... Ya tamam bu, şimdi İdris Allah aşkına. Bu mu mesele? Etmişse etmiş. Bütün yeryüzü Allah için mescit hükmündedir. Bilmiyorsa şu, bilerek yaptıklarını söylesinler bana. Böyle akote dolandırarak soru şeytanlığın lüzumu yok. Bunlar şeytanlık. Ben bilmeyerek gittim de onu muvahhid bir adamın yaptırdığı cami zannettim de ne oldu? O mu şimdi? Meselemiz ben onu mu dedim sana? Mesele burada bu tür camiler, insanlara... Camiler müşrik dolu. Evet. Kimse bunun farkında değil. 100 bin cami var çünkü. Kur'an-ı Kerim'in şirk anlayışını bu kitlelere anlatmadan bu iş çözülmez. Adam Kur'an-ı Kerim bakın şimdi. Kur'an-ı Kerim bunu vermiş. Diyor ki insanoğlunun büyük çoğunluğu şirke bulaşmadan Allah'a iman edemez. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Ancak şirke bir şekilde bulaşır. Çünkü saf tevhide insanın tahammülü yok. Şimdi ben kendi dinimin mensuplarına bu şekilde bir itham getirir miyim? Ne diyorum ben? Camilerde muvahhidler var, camilerde müşrikler de var. Şu müşriği biraz daha açabilir miyiz hocam? Müşrik, Allah'ın kimdir? Yetkilerini Allah'ın dışında birilerine, bir takım kuvvetlere ihale eden, tamam mı? Allah'ı bir şirketin tepesinde baş kuvvet sahibi olarak tutup aşağıda onun yetkilerini birilerine dağıtan zihniyet anlayış demektir. Şirk, dinsizlik falan, inkar, Allahsızlık böyle bir şey yok. Allah'ı kabul eder. Kur'an veriyor bunları. Allah'ı en büyük kuvvet olarak kabul eder. Ama araya şefaatçılar koyar. Bak Kur'an'ın kullandığı tabirler. Bir gün getir de burada şirk kitabımı konuşalım. Hı hı. Allah'la insan arasına aracılar koyar. Yaklaştırıcılar. لِيُقَرِّبُونَا Aynen o tabiri kullanmış Zümer suresinde. Aracılar koyar, kurtarıcılar koyar. Kur'an bunların tümünü reddediyor. Şefaatçi olmayacak diyor. Böyle bir şey yok. Aracı olmayacak. Allah insana şah damarından daha yakındır diyor. Ara yok ki diyor aracı olsun. Bakar mısın? Yaklaştırıcı olmayacak. Allah insana uzak değil ki sen yaklaştırıyorsun. Çık aradan. Ne arası diyor ya? Sen önce ara icat ediyorsun, sonra da oradan kendine komisyon hazırlıyorsun. Şirkin bütün dayanaklarını böyle darmadağın ediyor, yerle bir ediyor. Şimdi sen böyle baktığın zaman bana muvahhid Kur'an'ın dediği manada tevhid ehli adam bul bakayım. Kolay olmasa gerek. Ha yok mu? Var. Var ama öyle %99,5 Müslüman filan. Ya geç bunları ya sen. Bizim aklımızla alay etme. Ne %99,5 Müslüman? Ben buçuğunu bulamıyorum. Eğer sevgili kardeşim olmazsa olmaz kıstaslarını, dinin olmazsa olmaz kıstaslarını
Allah'ın kitabı belirleyecekse, mesela bu ülkede %99,5 falan yok. Buçuk bile Müslüman zor bulursun. Öyle yağma yok öyle. Sen kendini aldatıyorsun. Beni ilgilendirmez. Ben kendimi aldatamam. Ben kendimi aldatamam. Nasıl aldatamam? Ben Kur'an'ı anlatmış, onu anlatmayı görev edinmiş bir adam olarak kendimi alkışlatıp, sonra da Kur'an'ın hakikatlerini hasıraltı edemem. Bu aldatmaktır. Bakın, Tevbe suresi dediniz. Tevbe suresi, evet. Bu 17 ve 19. madde mucizelerde. Tevbe suresinde bir ayette yapıyor bunu Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak şirke bulaşmış olanları Allah düşmanı ilan ediyor. Küfre bulaşmış olanları Allah düşmanı ilan etmiyor. Şirke bulaşmış olanları Allah düşmanı ilan ediyor. Ve diyor ki, bunlar bizatihi pisliktir. İnnemel müşrikûne necesün. Neces, necis değil bak. Necis, temiz olan bir varlıktan zuhur eden pisliğe denir. Müşrikler necestir diyor, bizatihi pisliktirler. Şimdi, herkes sıkı dursun. Herkes sıkı dursun, vicdanının, Allah'ının hatırı için bunu dinlesin tahammülle. Bunları Kur'an tespit ediyor. Maun suresi, riya yoluyla şirke bulaşanların müşrik olduğunu bize gösteriyor mu? Evet. Ve Maun suresinin riya yoluyla şirke bulaşanlar dediği adamların belirgin niteliklerinden biri de muntazam namaz kılmak mıdır? O zaman Kur'an bize ne diyor birader? Kur'an bize diyor ki, muntazam namaz kılan müşrikler vardır ve Mekke müşrikleri zaten böyleydiler. Ebu Cehil namaz kılardı. Ebu Cehil tavaf ederdi. Ebu Cehil umre yapardı. Ebu Cehil hac yapardı. Ebu Cehil ve erkanı, reis diye onun ismini veriyorum, Hazreti Peygamber ve arkadaşlarına, siz atalarımızın dinine ihanet ettiniz, siz atalarımızın mabedi olan Kabe'ye giremezsiniz diyorlardı. Yasak koyuyorlardı. Kim kimi nereden kovuyor? Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in bina ettiği Kabe'ye, tevhidin son peygamberini sen bu dine ihanet etmiş bir adamsın, buraya giremezsin diyorlardı. Evet. Taşı bu yana, çok tipik örnek, İmam-ı Azam'a, İmam-ı Azam'ın girdiği mescitlerde ibadet olmaz diye fetva veren kitapsızlar vardı. Ve bunlar koca ulema unvanı taşıyordu. Adam giriyor camiye, Küfe'de. Diyorlar ki işte Ebu Hanife de burada. Eyvah diyor. Ebu Hanife'nin girdiği yerde namaz kılınmaz diyor. Çıkıp gidiyor. Daha ileri gidelim. Bu kadarla kalmamıştır. O zaman camiler aynı zamanda birer mektep, dershane. Bütün camiler ders okutulur. Dinler, insanlar öğrenir, böyle ders halkaları var. Bugünkü gibi sadece deniz feneri kotarılmıyor, yani oralarda eğitim var. Sohbet, ders sırasında fıkhi bir mesele konuşulurken Ebu Hanife de bu meselede filan deyince dersi kotaran zebaninin tepesi atıyor. Bizden celalleniyor, diyor ki bu iş burada biter.
Ebu Hanife gibi İmam-ı Azam biz diyoruz. Ne İmam-ı Azam o zaman ya? Ebu Hanife. Tabii evet. İmam-ı Azam o 200-300 sene sonra. Ebu Hanife gibi bir adamın adının geçtiği bir halkada hayır olmaz diyor. Ben bu halkada yokum. Şimdi bunları yaşamıştır insanlık. Ebu Hanife'ye böyle diyor. Kur'an ne diyor? Kur'an da diyor ki namazlı, niyazlı, muntazam namazlı, niyazlı adamlar eğer riyaya ve kul hakkı ihlaline, insan hakkı ihlaline bulaşmışlarsa bunlar müşriktir. Bakın net, matematik ifadelerle ispatı Kur'an'da var. Ben kitaplarımda bunu yine matematik ifadelerle verdim. Kur'an'a göre zulme bulaşanlar müşriktir. İlla ben müşrikim diye adam def çalarak, zil çalarak ilan edecek, onu bekliyorlar. Söyler mi bunu? Sinsi şirk, maskeli şirk, eşşirkül hafî peygamberimizin ifadesiyle. Sinsi maskeli şirk. En tehlikelisi budur. Ümmetimi bu mahvedecektir diyor. Ümmetim artık diyor Kabe'ye put koyarak gidip tapmaz. O devir bitti diyor. Şeytan oradan ümidini kesti diyor. Tabirler kendini. Bundan sonra diyor, sinsi maskeli şirk ümmetimi tahrip edecektir. Ve benim en büyük korkum budur. İşte. Tahrip etmiştir. Ve sinsi şirkin saltanat kurduğu bir numaralı ülkede Türkiye'dir. Bugün. Bakın, gecenin yarısında dört hoparlörlü minarelerden bağırma başlıyor. Ben ona ezan demiyorum. Muhammedi ezan, Muhammedi nezaket ve edep içinde okunur. İnsan sesiyle okunur. Cihazla okunmaz. O ezan mezan değil. Bundan hem çok şikayet var hem de bu şikayetin karşısında... Şikayeti gündem yapamazsınız çünkü şikayeti yapanları hemen şöyle susturuyorlar. Ezandan mı rahatsız oluyorsun? Aynen, sen o zaman değil ezansız misin? Bir ülkeye git. Maalesef. Bu sadece imansız değil, bu aynı zamanda namussuz bir karşı çıkıştır. Sadece imansız da değildir. Dine aykırı olduğu için imansızdır, insan haklarına hakaret olduğu için namussuzdur. Bakar mısın? Nasıl konuşacak adam? Diyanet şu benim söylediklerimi bilmiyor mu? Pekala biliyor. Çok tartışma konusu oldu. Pekala biliyor ama... Onları da anlayışla karşılıyorum. Korkuyor, sesini çıkaramıyor. Çünkü bir defa koydular mı bitti. Yani kimse çıkıp demiyor ki şu ezanı Muhammedi sünnete uygun okuyun. İnsan sesiyle bir. İki, güzel insan sesiyle. Böğürtü yok. Böğürtüyü ezan diye yutturamazsınız. Güzel insan sesiyle okunacak. Sizin derdiniz ne ya? Muhteşem güzellikte ezan okuyan insanlar evet, var. Hocam. Niye onlara okutmuyorsunuz? Hata bu müzik. Adam çıkıyor oraya böğürüyor ya. Hata müzikte yeri yazık var. Yazık günah değil mi? Sizin ezandan, ezana ne garazınız var da bu böğürtüye dönüştürüyorsunuz ezanı. O kadar güzel ki bu ezanları şeye baktım ben. Biraz musiki dünyanın bilgim en güzel ezanlarını için. Okuyacak adamlar Türkiye'de. Sabah makamı, Hüseyin'in ya makamı. Ya bırak makamını, öyle. Onu ama onlar halledin. Ama çok güzel hocam. Onlar. Ya anladık. Ben bu işi bilen bir insanım, gayet tabii. Ama düz okuduğunu düşün. Makam yapamadığını düşün. Makamları icra edemediğini düşün. İşte sabah ezanı sabah ile yahut Dilkeşaveran ile işte Övle'de bilmem Ras'la, ikinde Hicaz'la, Hüseyin'i... Bunları bilmediğini düşün. Düz ezan okuyor. Ben öyle düz halktan ezan okuyanlar dinliyorum. Doymuyorum ya. Bir daha adam tekrar etse diyorum. Hı hı. Bunu operlonun o cihazın tasallutundan kurtarıp güzel sesle okuttuğunuz zaman bunun önünde saygı duymayacak bir tane adam olamaz. Niye yapmıyorlar? Niye yapmıyorlar? Hadi hoparlörle okutacaksın. Ya bir elinde imkan var senin. Merkezi sistemle güzel hakkını vererek okuyan
insanlar var. Ben Ankara'da bazen giderken o bir ezan okurdu bir adam. Kim bilmiyorum. İsmail Coşar okur tabii, o müthiş. Onu bilirim. Tanırım sesini dahi. Başka biri daha vardı. Hemen ben arabadaysam kenara çek kardeşim. Gürültüye gelmesin. Ezan dinleyeceğim ben bu ezanı. Şimdi bunlara niye okutmuyorsunuz? Ya derdiniz ne sizin? Ben bir zaman İstanbul'da, Taksim'de Fransız konsolosu, Fransız Kültür Merkezi'ne Fransızca derslere devam ettim. Uzun zaman. Yıllar yıllar önce. Ya İdris Bey, akıl hafsala almaz. O konsolosluğun içinde okunduğu zaman dinlediğimiz bir ezan okutuyorlardı. O yakınlarda bir yerde birine. Ya sanki biri özel olarak o adamı seçmiş, ezandan nefret ettirmek için... Buraya yakın Ağa Cami'de mi? Ağa Cami'nde. Hayır, Ağa Cami'yi değil. Oralarda bir yerde bir ezan okunuyordu ayrıca böyle hoparlörle. Ya hiç olmasa dışarı verme. Gayri ihtiyari o Fransız hocaların bıyık altından güldüklerini görürdüm ve kahrolurdum o ezan başlayınca. Böğürüyor adam resmen. Ya koca İstanbul'da ezan okuyacak adam mı yok? Olmaz olur mu? Ha? Binlerce var. Yani? Binlerce var. Mutlaka. Şuraya getirelim işi. Siz... Eziyet dediniz. Siz bakın. 500 metreye bir cami yaparak yalnız kendinizi kandırırsınız. Bunun din olduğuna kimseyi inandıramazsınız. Allah'ı hiç inandıramazsınız. Camileri şirkten temizleyeceksiniz. Camiler şirkle telvis edilmiştir. Bid'atla demiyorum. Halbuki İslam fıkhına göre bid'atların sokulduğu camilerde bile namaz kılınmaz. Kılmamak evladır en azından. Ya şirk şaibesi varsa? Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim. İbadet tevkifidir, içtihat olmaz ibadette. Peygamberimizden nasıl kılınmışsa öyle. Şimdi bütün Müslümana, halka ve Diyanet'e soruyorum. Hazreti Peygamber'in camisinde cenazeler için sala okumak diye bir şey var mıdır? Sabahtan başlıyor, akşama kadar. Koyuyorlar müezzinin cebine 150-200 lira, bağırıyor orada. Es-salatu ve-selamu aleyke. Desen, Peygamberimize salatu selam. Peygamberine hakaret ediyorsun. Peygamberin sünnetini çiğnemek peygambere hakarettir. Bu çiğnemeyi yaparken peygamberin adını kullanmak seni kurtarmaz. Bizi aptal yerine koyma. Diyanet bunları bilmiyor. Diyanet bir tahminle bu bid'at rezaletini durduramaz. Peygamberin mescidinde cenazeler için sala okumak diye bir şey var mı? Ben net soruyorum. Yoksa o zaman bu yapılanın sünnete muhalefet olduğu, sünneti çiğnemek olduğu açıktır. Hangi içtihatla, neye dayanarak bunu yapıyorsunuz? Mabede sokuyorsunuz bunu. Resmi ibadet haneye sokuyorsunuz bunu. Cenazeyi o zaman ilanen duyursa camiden mesela. Yani hayır, duyuramaz. Okuması... Cami cenaze bürosu değil. Tevhid mabedinin tevhidi nezahetini korumak zorundasınız. Git belediyeden duyur. Niye duyuracaksın sonra? Camiye Müslümanlar gelmiyor. Niye duyuracaksın? Ne demek ya bunu duyurmak? Camiye Müslüman gelecek. Oradan kalkar. Ha, camiden cenazesini adam kaldırmak zorunda değil. Böyle bir şey yok İslamiyet'te. Diyebilir ki adam vasiyeti vardır. Böyle vasiyeti olanları biliyorum ben. Benim cenazemi evimin önünden kaldırın. Evet. Bu benim de aynen vasiyetim olarak kayıtlara geçsin. Ben bu bid'atla mülevves
Hatta şirkle mülevves camilerden cenazemin kalkmasını istemem. Ben vasiyet buradan söylüyorum ben de. İşte buyur. Bir Allah vasiyet. Gecinden versin hocam. Efendim gecimeci verecek yani. Neyse Ben şeyi okumuştum. Makamı cennet olsun eski İstanbul müftülerinden Fikri Yavuz'un vasiyetini okumuştum. Sen Fikri Yavuz Hemşer'in bilirsin. Evet evet. Benim de son derece saygı duyduğum alim, ehli takva, muhteşem bir insandı. Ne koymuş vasiyetine hocam? Benim için kimseyi toplayıp Kur'an okutmayın. Benim için arkamdan hatim indirtmeyin. Bir yığın bu salamela, aynen bu hepsi var bunların vasiyetinde. Bidat çünkü bunlar. Ya diyorsunuz ki, demek zorundasınız zaten. İbadet hayatının enini boyunu olmazsa olmazlarını Hazreti Peygamber'in uygulaması belirler. Kur'an ayrıntı vermiyor çünkü. Ve onun için ibadette içtihat olmaz. Efendim eskiden öyleydi, şimdi içtihat yaptık böyle. Olmaz böyle bir şey. İbadet tevkifidir. Resul'den nasıl görülmüşse öyle uygulanır. İçtihat hukuk, muamelat alanındadır. O alanda içtihadı kapattılar. Kapıyı kilitlediler. 3. asırdan itibaren. Hiç içtihat yapmayacaksınız denen alanda ise dört nala at koşturarak içtihat yapıyorlar. Bugün camilerde kılınan namazın Hazreti Muhammed'in kıldığı namaz olduğunu söyleyecek baba yiğit var mı? Ben öyle olmadığını söylüyorum. Bana itiraz edecek bir baba yiğit var mı? Gelsin konuşalım. Bilmiyorum ama dinde, İslam'da içtihat diye bir kavram ve bunun altında yapılan tartışmalar var. Sizin söylediğiniz bu ibadette, bu onun dışındadır. İbadette içtihat olmaz. Taabbüdi alanda içtihat olmaz. Bu tevkifi alandır. Resul'den nasıl görüldüyse öyle. Zaten kendisi diyor. Beni nasıl ibadet eder görüyorsanız aynen öyle yapın. Şimdi soruyorum ben. Bir, yani en önemlileri, Hazreti Peygamber'in Cuma günü hutbe okuyuşu nasıldı? Bugün camilerde öyle mi okunuyor hutbe? İki, Hazreti Peygamber'in hayatında 20 rekat teravih diye bir namaz var mı camilerde? Tam, bu nereden geldi gerçekten hocam? Sonradan icat ettiler. Tam tersine yasaklamıştır. Gidin evinizde kılın diyor. Tatavvuan namazdır onun adı. Teravih diye bir adı yok onun o devirde. Evinde git kıl. Siz de gençliğinizde teravih namazlarına... Hazreti Peygamber'in mescidinde 16 rekat cuma var mı? Soruyorum ya. Başka türlü sorayım. Hazreti Peygamber hayatı boyunca 2 rekattan fazla cuma namazı kılmış mıdır? Soruyorum. O 2 rekat farz değil mi hocam? Ondan ötesi peygamberin kendisinin ilave ettiği diye ne bugün de tartışılıyor. Ne demek farzı? Farzı marzı var mı ya? Sünnet diye bir ibadet olur mu ya? Bu şirktir. Şu Allah için farz, bu da peygamber için sünnet demek şirktir. Bu taksimatı şirk yapıyor. Hâzâ lillâh ve hâzâ li şurekâinâ. Kur'an vermiş bunu bize. Taksim yaparlar diyor. Bu Allah için, bu da Allah'a yardımcı olarak koyduğumuz şürekâ için. Peygamberi şürekâdan biri mi yapıyorsunuz? Ne demek ya? Bu Allah için, bu peygamber için. Bu şirktir, açık şirktir bu. Sünnet, sünnet uygulama şekli demektir. İbadet Allah için olur, uygulama şeklini peygamberden öğrenirsiniz. Amenna. Hadi uygulama şeklini yapın peygamberin yaptığı gibi. O da cuma namazı 2 rekat. Cuma namazını 16 rekat kıldı mı? 10 rekat kıldı mı? 8 rekat kıldı mı? 20 rekat teravih kıldı mı? Cuma hutbesini cuma namazından önce mi okudu, sonra mı? Buyurun. Sünnet-i Muhammediye ortada. Tarihi belgelerle belli.
kaynaklar bize veriyor. Diyor ki şöyleydi devri saadette. Sonra Emeviler bunu şu şekle getirdi. Kaynaklar dolu benim kitaplarım. Bir gün ya. İslam nasıl yozlaştırıldığı getir. Tamam ona orada görelim. Ayrıca bakalım hocam. Bu pekala. Şimdi bunlar böyle biline biline bir mekanda bunlar çiğneniyorsa bu mekan tevhidin mabedi olabilir mi? Ben şimdi camiye gitmeyenlere buradan Kur'an'ın bana verdiği ilham ve yetkiyle aynen söylüyorum. Bu şirk şaibeli camilere gitmemekle Allah nezdinde daha büyük bir sevaba nail olacaksınız. Çünkü şirke alet olmuyorsunuz. Namaz kılmadığınız için en kötü ihtimalle günahkar olursunuz. Müşrik olmak, onun kurtuluşu var mı? Onun selameti var mı? Onun akıbeti, onun sonu var mı? Günahkar. İki damla gözyaşı döker. Ya Rabbi ben acizim, kulum. Yaptım. Beni bağışla. Bitti. Şirk, şirk insanı Allah düşmanı yapıyor. Allah düşmanının kurtuluşu olabilir mi? Yatıp kalkarak zannediyorlar ki bundan kurtulurlar. Maun suresi kurtulamayacaklarını söylüyor. Kitaba ön sözde aldığınız kimi hadislerin altında bir de Dara Şikuh'un bir sözü var. Bu çok güzel. Ne hadisi ya? Hazreti Peygamber'in hadislerinin altında daha sonra orada yer verdiğiniz bir söz var. Molla nerede yoksa cennet orasıdır demiş. Dara Şikuh'u biliyor musun? Hayır, ben onu soracağım şimdi. Dara Şikuh, tasavvuf tarihinin önemli simalarından biridir. Hı hı. Çok tipik bir insandır. Hintli. Yani Hint, Türk, Ekber Şah'ın torunu. Dara Şikuh hem tasavvuf tarihinin önemli isimlerinden biridir, hem de siyaset tarihinin. Çünkü prenstir. Ama kendini ilme, özellikle hikmete ve tasavvufa verdi ve eserler vücuda getirdi. Alim bir adam aynı zamanda. 10 küsur eseri var. Ve Dara Şikuh geleneksel molla tipi rahatsız ettiği için prensliği, mirensliği de onu kurtaramadı. Mollaların verdiği fetva ile bizzat kardeş tarafından idam edildi. Bu Dara Şikuh diyor ki, bak müthiştir, ben onu kullanıyorum kitaplarım. Molla nerede yoksa cennet orasıdır. Evet. Siz diyor cennet aramada diyor zahmete girmeyin. Bakın bir mekanda, bir ülkede, bir coğrafyada, bir bölgede molla var mı yok mu? Yoksa cennettir orası diyor. Aynı kanaatteyim. Günümüze geliyorum hocam şimdi molla... Tabii belki molla derken millet kafasında böyle sarıklı falan, mollanın sarıklısı vardır, takkelisi vardır, sarıksızı, kravatlısı. Yani aklıma şey geliyor o zaman. Yani dergahlar, tarikatlar günümüzde kendi menfaatleri doğrultusunda molla hepsini dini içerecek şekilde kullanılır. Molla dini tevhidin ve aklın dışına çekerek rezil eden melun tip demektir. Bu tekkede olur, medresede olur, fabrikada olur, iş yerinde olur. Büyük öyle... holdinglerin sahibi olur, büyük holdinglerin ortağı olur. Milyar euroluk paraları olabilir. Ama bize intikam... Hiçbir kuruşu da olmayabilir. Yani o hocam, bize... nevi şahsına münhasır bir musallat, musibettir. Hayır, bize intikal eden biçimi İkbal diyor ki, İkbal bak o da Dara Şikuh'un hemşerisi sayılır, o da Hint menşeli bir büyük Kur'an vicdanı. İkbal diyor ki ya Rabbi, münacatında mollayı sadece cennete koyma demiyorum, senden ricam, istirhamım, niyazım, mollayı cehenneme de koyma, cehennemi de berbat eder diyor o. Evet, ilginç bir tespit. Bu sözle bu bölümü bitirelim. Yarın akşam kaldığımız yerden devam edelim.
Evet sevgili seyirciler, bu akşamlık bizden bu kadar. Yaşar Nuri Öztürk bizi aldı götürdü. İki laf ben edemiyorum gördüğünüz gibi. Etmem de mümkün değil zaten. Çünkü herkes bildiğini konuşur. Ben ne bilmediğini bilenlerdenim. Dolayısıyla ukalalık etmenin ahkam kesmenin hiçbir anlamı yoktur. Yaşar Nuri Hocam her şeyi açık açık söylüyor. Dayanakları kaynaklarıyla birlikte yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.